Arkadaşlar merhabalar. Bugün iki tane çember sorusu çözeceğiz. Bir çizip yapmaya çalışın bakalım. Şekilleri çizmesi de zor değil. İki tane görüntümüz var. Önce şunu bir çözelim. HDF, kirişler dörtgeni, FCHD'ye paralel, FCB 20 derece, BAD 30 derece, ABC alfa, buna göre alfa kaç derecedir demiş. Aslında soruyu sormamın sebebi kirişler dörtgeni. Ara ara kirişler dörtgenini size hatırlatmak istiyorum. Bakın bu soruda bu kirişler dörtgenini kullanmalıyız. Neden? Şimdi bakın 20 derece bu açı. O zaman yöndeş açılar birbirine eşittir. Paralelliği kendi vermiş çünkü. Böylece ne olur? Şuradaki HDB de 20 derece olur, değil mi? Yöndeş açılar aynı olduğu için. Sonra şu üçgende HBD üçgeninde iki iç bir dıştan dolayı Burası alfa artı 20. Bir de ne söylüyorduk? Kirişler dörtgeninde E açısıyla H açısının toplamı 180. Bu benim nasıl işime yarar? Bakın şurada şu iç bükey dörtgende kuralımız neydi? Bu alfanın 30'un ve 20'nin toplamı nereye eşitti? Dışarıdaki bu açıya. Ters açılar birbirine eşittir. Bu da 50 artı alfa. Böylece 50 artı alfa artı alfa artı 20 eşittir 180'den alfa 55 derece geldi. Bu şekilde bakın ilk soruyu hallettik. Kirişler dörtgenini olur olmadık yerleri sıkıştırarak arada hatırlatacağım. Şimdi gelelim bu soruya. Bakın EC ve BL doğru parçaları D noktasında kesişmiş. ALM 30 derece, ACE 40 derece. Yukarıdaki şekilde O2 merkezli çember MK doğrusuna L noktasında teğettir. O1 ve O2 merkezli çemberler B ve E noktalarında kesiştiklerine göre AB yayının ölçüsü kaç derecedir? Bir uğraşın bakalım bununla da. Şimdi bu soruları böyle anlasınca Aa çok kolaymış hocam ya hemen hallediliyor ne var ki deniyor da Sizin tarafınızdan uğraşılması ve sonra benim yapmam Orada ufak tefek yorum hatalarınız eksikleriniz olursa tamamlama açısından çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi burada da ben karışık görünen çemberde açı sorularında mümkünse şu aynı yayların bir görülmesini istiyorum. Bakın şimdi. Burada BE yayına dikkat ederseniz BE yayı çevre açı 40 dereceyi görüyor. Aynı zamanda buradaki çevre açı L'yi de görüyor. Yani aslında bu L de 40 derece. Hatta şekli büyüteyim nasıl olsa sadece şekle odaklanıyoruz. Sonra arkadaşlar ben neyi bulmak istiyordum burada? AB yayını tamam. Şimdi bakın bazen ikinci yorumumuzda bu teğet kiriş açı önemlidir. Nasıl önemlidir? Bu teğet kiriş açı arkadaşlar hangi yayı görüyordu? Şuradaki EL yayını görüyordu ve bu EL yayı bu teğet kirişin iki katıydı 60 derece. Hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan bir doğru çekeceğim. Neden? Yine aynı yayı gören çevre açıları eşittir'den buraya da 30 diyeceğim. Böylece artık şu üçgene lütfen dikkat edin. 2 iç bir dış 30 artı 40 70 derece. Nereye eşit? Buradaki bu açıya. Dolayısıyla 70 olduğu için yay 140 derece oldu arkadaşlar. Bunu da böyle hallettik. Çemberde gerçekten güzel sorular var. Sağlam yorumlar var. Sınavda da her yıl çıktığı için bunlardan iyi soruyorlar. Geometrinin zaten iyi olsun ama çember, katı cisim, analitik geometri Bunları üçgenleri öğrendikten sonra çok iyi yapmanız gerekiyor. Sınavda her türlü model sordu ÖSYM. E. Bunlardan çok zor sorduğu da oldu. Çok rahat sorduğu da oldu. Bize çok zor soracakmış gibi hareket edelim. Neden? Klasikleri zaten herkes yapacak. Biz fark atarız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.